Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Şimdi kepçe kulak genellikle doğumsal bir deformitedir. Kulaktaki kulak kıvrımını veren bir kıkırdağın şeklinin yetersiz olmasına, yani oradaki açılanmanın yeterli olmamasına bağlı olarak özellikle kulağın üst kısmında öne doğru bir açılanma olur ve görsel olarak özellikle çocukluk çağında gençleri rahatsız eden bir durum ortaya çıkar. Görüntüsü insanları rahatsız etse de cerrahisi çok başarılı sonuçlar vermektedir. Hatta lokal olarak bile yapılabilen bir müdahale ile kulağın üst kısmındaki bu açılanma bir takım ameliyat teknikleriyle orada olmayan kıvrım oluşturularak kulak normalde olması gereken haline getirilir. Özellikle 6 yaşından itibaren çocuklarda ve erişkinlerde her dönem rahatlıkla bu ameliyat yapılabilir. Ameliyat sonrası yaralar iyileşene kadar yaklaşık bir 2 haftalık dönem var. Burada hastalarımızın özellikle nelere dikkat etmeli özellikle? Saç bandı, yani bu özellikle sporcuların kullandığı kulağı kapatacak şekilde bandana kullanmalarını öneriyoruz. Çünkü bu dikişler kaynayana kadar kulağı bizim istediğimiz şekilde tutmayı ve enfeksiyona karşı korumayı sağlıyor. Bu yara iyileşimi gerçekleştikten sonra sıklıkla bu kepçe kulak geri dönmüyor. Yani bir ömür boyunca hastalarımız bu şekilde şikayet yaşamıyorlar. Ama bazen içeri konulan dikişlerin atmasına bağlı olarak ya da erken dönemde kişinin kulağına bir travma alması sonucunda bu dikişlerin atmasına bağlı olarak kulak biraz da olsa eski haline dönebiliyor. Böyle bir durumda ikinci bir müdahaleyle tekrar düzeltilebilir. Yani kalıcı bir problem pek yaşamıyoruz. En fazla ikinci bir müdahale gerekebilir. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.